şöyle göstereyim, başında böyle getir. Diğeri de şu herhalde. Hadi şöyle şu tarafa çekeyim. Hasinler Ovaköy'den getirilen sandukaların ikisi Azizye Belediyesi deposunda bulunuyor. Selçuklu Sultanı 2. Alaaddin Keykubat'a ait olduğu iddia edilen sanduka bulunduğumuz Azizye Belediyesi'ne ait Taşezerler Müzesi deposunda muhafaza altına alındı. Sandukanın üzerindeki bu bölümde özel teknikle inceleme yapıldı. Sultan ve Alaaddin yazısına ulaşıldı. Arapça yazı özel tekniklerle ortaya çıkarıldı. Sandukanın bu bölümündeki kırık olduğu için yazının devamı tam olarak okunamadı. Ancak kümbet içerisinde kemik örnekleri alınmıştı. İşte o kemiklerle DNA incelemesi sonucu bu sandukanın Sultan Alaaddin'e ait olup olmadığı belirlenmiş olacak. Şu benim çok dikkatimi çekti. Şu arkadaki koç mu? Koç mu? Çoğu hayvan zaten. Alaaddin Keykubat'ın Moğolistan'a gitmek üzere Erzurum'a geldiği ve Erzurum'da konakladığı tarihi kaynaklarca bilinmektedir. Erzurum'da konakladığı günün akşamında bir akşam yemeği yedikten sonra sabah yatağında ölü bulunduğu biliniyor. Bugüne kadar Erzurum'da olduğu fakat mezarının nerede olduğu kesin olarak bilinmemekteydi. Tabii yapılan çalışmalar sonucunda çıkan sandukanın Alaaddin Keykubat'a ait olduğu iddia ediliyor. Bu da gerekli DNA testlerinin yapılmasından sonra kesinlik kazanmış olacak. Şu anda Azizye Belediyesi Taşeserler Müzesi'nin deposunda. Evet, Azizye Belediyesi'nin Taşeserler Müzesi deposunda biz koruma altına aldık bunu. Gerekli temizliğini, bakımını yaptık. Onun üzerinde herhangi bir motif bulunmamakta veya yazı bulunmamakta. Zaten iki taraflarda kırık olduğu için özellikle Alaaddin Keykubat'a ait olduğu iddia edilen sandukanın Sultan Alaaddin yazısından sonraki kısmı okunamamakta. Bunun için daha kesin bir bilgi olması için DNA testi işlemleri başlatıldı. Alaaddin Keykubat'a ait olduğu iddia edilen sanduk üzerinde Oğuzlardan Selçuklara, Selçuklardan Osmanlı'ya kadar uzanan hayat ağacı ve kandil motifini de görmek mümkün. DNA incelemesi sonucu eğer o kemiklerin Sultan Alaaddin'e ait olduğu ortaya çıkarsa bu sanduka da o kümbetin bulunduğu alana götürülecek. Pasinler'deki Ovaköy'de devlet tereni düzenlenecek ve sanduka ile kemikler o alana yerleştirilecek. Ve bunlar bir şekilde definecilik adı altında işte gördüğünüz gibi yok edilmekte. Sıradın da nasıl? Elma, ağaç, meyve. İşte bunlar da oradan geldi. Bu da hayat çiçeğidir. Bu zaten yeni işlemci. Müzesi var. 323 bak. 100 yıllık mesela. Ama yazılan 4 yıllık. Ki bu... Thank you.
taşlardı. Bu taşlardı. Önemli olan bu zaten. Çünkü şeye bakarsan, sıraya bakarsan ondan sonra da defne sandıkları. Burası Erzurum'un Pasiner ilçesine bağlı Ovaköy, kümbet altında kalan bu alanda ekipler kazı çalışması yaptı. 8 mezara ulaştı. Onlardan birisinin üzerinde, sandukaların birinin üzerinde Sultan Alaaddin yazısı vardı. Bu ekibi oldukça heyecanlandırdı. Çünkü Sultan Alaaddin'in Erzurum'da hayatını kaybettiği yönünde tarihsel bilgiler var. Bu kemiklerden örnekler alındı ve İstanbul'a gönderildi. Konya'daki Selçuklu hükümdarlarının örnekleriyle karşılaştırılacak ve o mezarların, bu kemiklerin Sultan Alaaddin'e ait olup olmadığı belirlenecek. Diğer bir bilgi ise Sultan Alaaddin'in annesi Gürcü Hatun'un da bu noktada yattı. Yine o da DNA sonuçlarıyla kesinleşmiş olacak. Evet, Gıyasettin Köyüsrevi olan, Köyüsrevi'nin oğlu olan 2. Alaaddin Keykubat'ın mezarı olduğu iddia edilmekte. Nitekim 2. Alaaddin Keykubat Moğol Hanı'na, yani Münge Han'a ziyareti için yola çıktığında bu bölgede konakladığı, Erzurum bölgesinde konakladığı kaynaklarda sabit. Ve daha sonrasında burada vefat edip sabahleyin odasına girildiğinde ölü olarak bulunduğu bazı kaynaklarda. Bazı kaynaklarda da İzzettin Keykavus ve Rüknettin Kılıçarslan, yani kardeşleri tarafından Lalas'ında işbirliği yapılıp zehirlenerek öldürüldüğü bilinen yine kaynaklarda mevcut. Ve bu bölgeye defnedildiğini biliyoruz. Nitekim tarihteki hem Selçuklu tarihi açısından öneminin yanı sıra annesi tarafından da Gürcü tarihi açısından da çok önemli. Nitekim annesinin kendisinden yaklaşık 20-22 yıl sonra vefatıyla onun da oğlunun yanına defnedildiği ve burada onunla beraber mezarlarının bulunduğu yönünde kaynaklarda kesin bilgiler mevcut. Nitekim bu mezarın bulunmasıyla beraber biz aynı zamanda Gürcü Hatun'un da mezarını bulmuş olabileceğiz. Ve bu da nitekim bölgenin hem tarihsel süreci açısından hem de Gürcü-Türkiye ilişkileri açısından da çok önemli bir yere sahip bir durum ortaya çıkarmış olacak bizim için. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra, testler yapıldıktan sonra 2. Alaaddin Keykubat'ın kemiklerinin istirahatgahına tekrar defnedilmesi çok önemli bir şey. Ve daha sonrasında da bu bölgenin ihya edilmesi gerekiyor. Nitekim eğer Gürcü Hatun meselesi de aydınlığa çıkarılırsa zaten burası ilerleyen süreçte yoğun bir ilgi akınına da sebep olacaktır. Hocam biraz da bu şeyden bahsedebilir misiniz? Şimdi burası kümbet, malum bildiğiniz. İşte alt bölgesinde cenazelik dediğimiz bölüm var. Üstü de mescit olarak kullanılan sahanlık bölümü. Ve burası klasik Türk kümbetlerinden birisi. Eşi Sultan Gıyasettin'in ölümünden sonra Gürcü Hatun Tamara Muhyiddin Pervane ile evleniyor. Ve sonraki süreçte Mevlana ile bir diyaloğu oluyor. Ve Mevlana'nın önemli müridelerinden bir tanesi haline geliyor. Hem İslamiyet'i kabul etmesi hem de devlet siyasetindeki önemi Gürcü Hatun'un 1250'li yıllarda Türk tarihi açısından önemli bir figür olarak karşımıza çıkmasına sebebiyet veriyor. Hem İslamiyet'i kabul etmesi hem de zengin bir kadın olarak Türk siyasetinde ya da Selçuklu siyasetinde kendini göstermesi zaman içerisinde kadının tarihi kaynaklarda isminin daha fazla geçmesine sebebiyet veriyor. Bizim burada DNA testleri sonrasında kadının ya da Gürcü Hatun Tamara'nın Alaaddin Keykubat'ın annesi olarak burada defnedildiğini bulabilirsek ya da kesinleşirse bu hem Gürcü tarihinden hem de Selçuklu tarihi açısından belirli bir karanlıkta kalan noktanın aydınlanmasını sağlar. Çünkü Gürcü Hatun Tamara nihayetinde bir Selçuklu soyundan gelir. Ve Selçuklu soyundan ve bir hanedan ve bir asil olması hasebiyle Alaaddin Keykubat'ı velah tayin eder. Ancak diğer kardeşlerinin buna çok gönül göstermemeleri sonucunda en nihayetinde 1250'li yılların başlarında Erzurum'da Lalası tarafından zehirlenerek öldürüldüğü, Erzurum'da bilinmeyen bir yere defnedildiği söylenir ki bu an itibariyle burası olması büyük ihtimalle muhtemeldir. Bu türbeye defnediliyor. Ondan sonraki yaklaşık 20-22 yıl sonra Gürcü Hatun Tamara eşiyle birlikte Aladağ, Ağrı'ya doğru giderken eşi, yani Muhyiddin Pervane
Gürcü Hatun Tamara'yı Erzurum'da bırakır ve yoluna devam eder. 1277-78 yıllarında Muhyiddin Pervane Ağrı'da Moğollar tarafından, Abaka Han tarafından öldürülünce Gürcü Hatun Tamara Erzurum'da kalır ve kısa zaman sonra kendisi de ölür ve öldükten sonra oğlunun yanında defnedilir. Tarihi kaynaklar, onu ifade eden tarihi kaynaklar kendisinden yaklaşık 20 yıl sonra Gürcü Hatun Tamara'nın da oğlu Alaaddin Keykubat'ın yanında yattığını ve ebedi istirahatgahının oğlunun yeri olduğunu iddia eder. Başa dönersek bu coğrafya zaten Gürcü Hatun Tamara'nın dedesinin malı. Yani Gıyasettin, Mungisettin Turu Şah'tan kalma dedesinin malıdır. Ve dede malında daha sonradan babası buralara hükmetmiştir Gıyasettin. Fakat Gürcistan'a evlenip gidince, Rosodon'la evlenip gidince ister istemez bu bölgelerden uzaklaşmıştır. Yani Gürcü Hatun Tamara'nın şöyle söyleyelim, Tiflis'te başlayan, Konya'da uzun süre devam eden, belirli bir süre Kayseri'de süren ve Erzurum'da sonlanan hayatının son ebedi istirahatgahı bu kümbet olma ihtimali çok büyüktür. Burası Erzurum'un Pasiner ilçesine bağlı Ovaköy. Tam bu noktada kazı ekibi çalışmalarını sürdürdü ve 8 mezara ulaşıldı. İşte tam bu noktada bir sandukanın üzerinde Sultan Alaaddin yazısı vardı. O yazı kazı ekibini oldukça heyecanlandırdı. Çünkü Sultan Alaaddin'in Erzurum'da öldüğü yönünde bilgiler var. Hemen kemiklerden örnekler alındı. Bunlar İstanbul'a gönderildi. Orada DNA incelemesinden geçirilecek. Selçuklu Sultanı 2. Alaaddin Keykubat Erzurum'daki bu noktadaki yatıyor mu yatmıyor mu DNA sonuçlarıyla kesinleşmiş olacak.